Arkadaşlar Clash Gece kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir sefer yapmak istiyoruz arkadaşlar. Bu seferimiz gördüğünüz gibi şöyle bir açık havada yapalım. Sabah saatleri olsun. Sabah şöyle bir 8 gibi falan da olabilir. Güneşin doğumuna yakın. Güneşin doğmasıyla beraber güzel bir saatte şöyle bir yok geçen sefer doğu sefer yapmıştık. Bu sefer Akdeniz seferi yapalım. Evet, Akdeniz seferi yapalım. Şöyle Isparta'dan Antalya'ya doğru bir sefer yapalım. Bu seferimizde oyna diyelim şöyle. Şu reklamı tıklayıp ya da bir altın harcayarak hemen seferimize başlayabiliriz. Biz de o şekilde yapalım. Direkt seferimize başlayalım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza hoş geldiniz. Bizlere abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar hala bizleri izleyip de abone olmayan arkadaşlarımız var. Onlar da bir zahmet bizlere abone olup bizleri takip ederlerse, bildirimlerini açarlarsa memnun oluruz. Biz birlikte bir aileyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu seferki seferimiz şöyle. Evet, Clash Gece yazısını gördünüz. Şöyle bir Metro City ile, Metro Turizm değil, Metro City ile yapacağız. Bu seferimiz sizin de bildiğiniz gibi Isparta'dan Antalya'ya doğru bir seferimiz olacak. Bu Metro City otobüsleri genelde siyah oluyor. Bizim otobüsümüz kirli. İlk istasyona girip yıkamamız gerekiyor. Onu da inşallah yola çıktığımızda ileriki dakikalarımızda yapmış bulunacağız. Arkadaşlar Metro City otobüslerin hepsi yeni. Son derece konforlu ve son derece güzel otobüsleri var. Bu hizmet 25 yıldır hizmet süren bir firmadır arkadaşlar. Biz de o firmanın logosunu kullanaraktan kendi seferimizi Isparta'dan Antalya'ya gerçekleştirmiş olacağız. Şöyle bir arkadaşlar, aracımızın genel kontrollerini yaptıktan sonra sizi de bildiğiniz gibi korna kontrolü, far kontrolü, şu kontrolü, bunlar yaptıktan sonra yavaş yavaş kendi peronumuza doğru bu şekilde yanaşmış bulunacağız. Çünkü o kontroller yapılmadan yola çıkılmaz arkadaşlar, biliyorsunuz. Şöyle kendi peronumuza yanaştıktan sonra tabii ki akıllı park asistanımızla beraber yeşil yanacak. Yeşil yandığında durduğunuzda otomatikmen oyun sizi yönlendirecektir. Şöyle kapılarımızı açtık. Yolcularımızı almaya başlayacağız. Burayı genelde hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü burayı herkes biliyor. Klasik bir yolcu alma şey olduğu için yapıyoruz. Burada Antalya işaretleyip Antalya yolcusu kalmasın diyoruz. Şöyle kapılarımızı kapatıyoruz. Aracımız çalışır vaziyete geliyor. Ondan sonra geri vitesimize takaraktan geri görüş aynalarımızı kullanaraktan yavaş yavaş peronumuzdan çıkış sağlayacağız. Bu çıkışımızı sağlarken arkadaşlar geri yapacağız her seferinki gibi. Çünkü geri çıktığınız zaman otobüse bambaşka bir hava katmış bulunuyor. Bu şekilde manevramızı yaptıktan sonra geri çıkış kapısına doğru, Türk bayrağının olduğu çıkış kapısına doğru ileri doğru seferimizi yapıp oradan çıkacağız. Otogardan çıkış yaptıktan sonra da yolumuza, seferimize başlamış bulunacağız arkadaşlar. Bu yolculuğumuzu sonuna kadar bizle beraber olmayı, sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Arkadaşlar abone olunuz. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var. Onlar da bizlere katılırlarsa mutlu oluruz. Beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta sonuna kadar müşterinin talimatlarını, kimisini uygulayacağız, kimisini uygulamayacağız. Çünkü artık zırt pırt ikide bir yolcu bir şey istiyor, bir şey söylüyor. Onlarla uğraşırken de ne oluyor? Direksiyon hakimiyetini kaybediyorsunuz. Yoldan çıkıyorsunuz, kaza yapıyorsunuz. Böyle saçma sapan şeyler çıkıyor ortaya. Biz bunlara mümkün mertebe girmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu tarz çok da soru cevap içine girmek istemiyoruz. Onun için olanı yapacağız. Olmayanı transit geçip yolumuza bakacağız. Seferimize bakacağız. Araç kullanmamıza bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aracımız yola girdi. Simsiyah Metro City otobüsümüzle beraber. Evet, aracımızın iç dekorasyonu görüyorsunuz. Dijital ekranlı bir aracımız var. Bambaşka bir hava katmış bulunuyor. Bu dijital göstergeler hayalet gösterge oluyor. Yeni tabiriyle.
Bunlarla beraber eski analog ekranlardan eski saat gibi kadran ve akrepten oluşan analog saatlerden kurtulmuş bulunuyoruz. Bu son güncellemenin en güzel şeylerden bir tanesi de bu hayalet ekran dediğimiz dijital göstergelerdir. Araca bambaşka bir hava katmıştır. Biz de bu şekilde yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Videonun sonuna kadar bizde kalmayı, kanalımızda kalmayı unutmayınız.